Yerel seçimlerde CHP'nin başarılı olacağına inanıyor musunuz? Biraz zor gibi. Çünkü şu andaki AK Parti hükümeti iyi gidiyor bence. Ben başarılı olacağını düşünüyorum İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Ben halkın bu son çıkan olaylarla ilgili olarak biraz sağduyuyla davranıp bu sefer CHP'ye oy vereceğini düşünüyorum. Yerel seçimlerde CHP'nin başarılı olacağına inanmıyorum. İktidar şansları daha evvelden olduğu için bu millet CHP'ye güvenmiyor. Ben inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi bu dönem çok başarılı olacak. Yani İstanbul'da ve ilçelerden ve sonra genelde başarılı olacağına çok inanıyorum ben. Evet, başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü bu yolsuzluk olayları falan Tayyip Erdoğan'ı bayağı sarstı. Sizce yolsuzluk operasyonları ve bu ortaya çıkan ses kayıtları seçim sonuçları nasıl etkileyecek? Vatandaşlar o yalan, bu yalan, şu yalan kendi kendilerine hep soru soruyorlar. En azından mutlaka bir durum değerlendirmesi yapılacaktır. Bir halk tabii bazı şeylerin farkına varabiliyor. Bu son zamanlardaki olayları da iyi bir şekilde yorumlayabilir. Bazı partiler bunda olumsuz etkilenirken bazı partiler de bunların olumlu yönde başarı kaydedecek. Zaten bir kısım insanların kafasında bazı soru işaretleri vardı. Bunlar da gün yüzüne çıkınca bence biraz daha artık bu konuda bu şekilde düşünmeye başladılar diyorum. Kötü yönde etkileyecek AK Parti'yi. Oylarının düşeceğini tahmin ediyorum. AK Parti bir iki puan geri çekebilir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin konuğumuz olacak. Kendisine sormak istediğiniz bir soru var mı? İşsizlikle ilgili ne çözüm getirecekler? Onu sormak istiyorum. Siyasetçiler sürekli miting alanlarında tartışıyorlar ya da birbirlerine sürekli laf atıyorlar. Ama biz hiç projelerini duyamıyoruz. Kamuoyunda çok sık Mustafa Sarıgül'le aralarında belki bir tatsızlık var gibi. Ben onların yerinde olsam el ele çıkıp bir televizyon programına çıkarım. İkisinin yan yana görüntülenmesine imkan tanırım. Ve böylece insanların da aklında CHP'de bir bütünlük olduğunu ve aynı yolda mücadele ettiklerini ispatlamış olurum. Bunu konuşalım. Hoş geldiniz. Yine bir çarşamba gecesi canlı yayında karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, son derece tatsız, son derece yani Türkiye için kötü bir gün aslına bakarsanız. Berkin Elvan 15 yaşında 269 gün dayanabildi. Ve 269. gün maalesef ölüm haberi geldi Ok Meydanı Hastanesi'nden. Bugün Türkiye genelinde, bütün Türkiye Berkin'in arkasından ağladı. Ne yazık ki kaybımız sadece Berkin'de değildi. Bugün maalesef Tunceli'de de bir polisimiz şehit oldu. Çıkan bu olaylarda ne yazık ki kalp krizi geçirerek yine gencecik pırıl pırıl bir polis memuru Ahmet Küçükdağ şehit oldu. Dolayısıyla bu ruh haliyle program yapacağız. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben de. Önce Berkin'le başlayalım isterseniz. Evet. Olup bitenine dair ne yazık ki sadece dediğim gibi kaybımız Berkin'de değil. Bugün bir de polisimiz şehit oldu. Ahmet Küçükdağ. Olup biteni nasıl görüyorsunuz? Değerlendirmenizle başlayalım. Evet. Öncelikle tabii doğrusu gerçekten nasıl cümle kullanacağımı ben de çok şey yapamadım. Berkin dediğimiz işte hepimizin empati yapması gereken 14-15 yaşında körpecik bir çocuk. Sadece Türkiye değil, dünya bugün ayaktaydı. Yani Türkiye Edirne'den Ardahan'a kadar vicdanı olan herkes bu mesele karşısında çok ciddi bir duyarlılık gösterdi. Ama dünya da aynı duyarlılığı gösterdi. Bütün Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da. Önce şunu söylemek istiyorum. Bizim gibi toplumların çok önemli değerlerinden bir tanesi ölüye saygı, ikincisi bayrağa saygıdır. Ölü ve bayrak gittiği zaman herkes ayağa kalkar. Hani sağlığında belki çok saygılı davranmadınız ama en azından insanların ölüsüne bir saygı beklerdik. Ne yazık ki çocuk bile bugün de ya. Evet, bugün de o saygıyı göremedik. Ben burada Berkin'in ailesine, Berkin'e saygı duyan herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum. Her an Türkiye'nin dört bir yanında Gezi Parkı'nda olduğu gibi palalı insanlar çıkabilir. Kargaşa yaratmak için çok ciddi bir zemindir. Bu konuda ciddi bir sağduyuya ihtiyacımız var. Polis kardeşimize de rahmet diliyorum. Ama unutmamalıyız ki
dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de polisin, memurların maaşlarını Berke'nin babası, bizler, bu ülkenin 76 milyon yurttaşımızın ödediği vergilerle maaşlarını alırlar. Ve bunlar hukuk çerçevesinde görev yaparlar. İktidarın polisleri olmaz. Bütün demokrasilerde devletin polisi olur. Ne yazık ki Gezi Parkı'ndaki bu süreçle ilgili başbakanın kullanmış olduğu cümleler halen hafızalarımızda. Ben talimat verdim ve polis destan yazdı dedi. Bizim bildiğimiz polis asker düşmana karşı destan yazar. Kendi yurttaşlarına karşı destan yazan bir polis ya da asker ne benim polisimdir ne de bu ülkenin polisidir. Bunu hepimizin böyle bilmesi gerekiyor. Bunları kabul etmek mümkün değildir. Ben hala açıkçası yani işte bu, yani bunun artık şey yapılacak bir tarafı yok yani. 14 yaşındaydı çocuk vurulduğunda, vefat ettiğinde 15 yaşında. Hani burada bir yani kasten adam öldürmek gibi falan bir şey aramaktan ziyade sonuçta ortada bir yani bir insan, hayatını kaybeden bir insan var ve bir çocuk var. O faillerin en azından bulunması noktasında, yani hiç kimse demiyor ki başbakan talimat verdi gitti çocuğu öldürdü polis diye. Ama en azından böyle çok vahim bir görev kusuru sonucu, yani bir insanın hayatına mal olacak bir görev kusurunu işleyenin en azından ortaya çıkması ve çıkarılması için bir devlet iradesi konması beklenir. Siz öyle bir irade gözlemliyor musunuz? Tam tersine. Tam tersine. Biraz önce ifade ettim. Bir ülkenin başbakanı polisim destan yazı diyebilir mi? 8 tane gencecik çocuk hayatını kaybetti. Ve birkaç tanesinin faili belli olmasına rağmen ne yazık ki yargılanamadı. Aslında belki bugün konuşmamız gereken en önemli sorunların bir tanesi önümüzdeki seçim sürecinde hangi siyasi parti ne oy alıp almayacağının ötesinde bir başka sürece girdik. Demokrasilerde vazgeçilmez temel unsur 3-7'dir. Yani yasama, yargı ve yürütmedir. Eğer bir ülkede yasama ve yargı rafa kaldırılmışsa çok tehlikelidir o. Yani bunu bir araca benzetiyorum. Araç biliyorsunuz fren, balata ve gazla işler. Eğer aracın freni ve balatası ortada kaldırılmışsa sadece gazla nereye vuracağınız belli olmaz. Ama bir yandan da hükümetin eleştirisi de şu. Bu yasama şu anda var olan, daha doğrusu bu 17 Aralık sonrası ortaya çıkan yasamanın asıl maksadının yasama olmadığı, hükümete karşı bir girişim içerisinde oldukları ve bunun devlete paralel bir yapı kontrolünde kontrol edildiği söyleniyor. Dolayısıyla eleştiri buydu. Siz bütün olup biteni süreci normal karşıladınız mı? Yani 17 Aralık sabah uyanıyorsunuz, 3 bakanın çocuğu, bir hafta sonra başbakanın çocuğu. Bütün bunları, bu söylediklerini bir an doğru varsayalım. Siz inanmıyor musunuz paralel bir devlet olduğuna? Oraya geleceğim. Bunların varsa da sorumlusu kendileridir. Biz ülkeyi yöneten biz değiliz. Yani bizim elimizde ülkeyi yöneten biz olsak, İçişleri Bakanı olsam bugün, evet, kimin ne olduğunu ve bu noktaya gelip gelmeyeceğini hepimiz biliriz ve ona göre önlem alırız. Bir an bunların paralel devlet argümanını doğru varsayalım. Bir dakika, varsayın. Siz inanıyor musunuz? Ama bir noktaya geleceğim. Doğru varsayalım. Eğer burada siyasal olarak bunlara herhangi bir darbe yapılmışsa ilk bizi karşılarında bulur bu paralel devlet. Varsa eğer öyle bir paralel devlet. İki, özel yaşamlarıyla ilgili bir müdahale varsa yine bizi karşısında bulur. Ama ortada o kadar net yolsuzluklar var ki. Hepimizin gördüğü, bildiği. Yani bütün bu belgelerin karşısında bir paralel devlet deyip bunu kapatabilir misiniz? Biz bu yolsuzlukları, bu olup bitenleri ciddiye almayacak mıyız? Dünyada bana benzer bir uygulamayı gösterebilir misiniz? Bir iktidar düşünün, iktidarın kabinesinin 1/3'ü bir iş adamı tarafından rehin alınmış. Ne kadar tehlikeli. Sadece rüşvet boyutu tehlikeli değil. Aynı zamanda gerek iç politika gerek dış politikada çok ciddi tehlikeye giriyor. Ve sonuçta o tehlikeleri önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Ne demek o? Şimdi Ali Kıran Başkesen gibi başbakan her çıktığında ekranlarda biz küresel oyuncuyuz diyordu. Şimdi ne oyuncular? Küresel oyuncu demek yani dünyayı Orta Doğu yöneteceklerdi. Şimdi gelmiş olduğumuz noktada geçen gün başbakan bir miting alanında neredeyse kendisinin basını, medyası 24 saat Mısır'la yattı, Mısır'la kalktılar. Ağzına Mısır'ın mesini alamadı. Sadece şöyle yapabildi. Biliyorsunuz aynı zamanda Suriye'de çok ciddi sorun yaşanıyor. Bugün Türkiye coğrafyasının dört bir yanında 1 milyona yakın mazlum Suriyeliler var.
Bu hangi politikası bu noktaya getirdi? Bütün bunlara baktığımızda bu rüşvet boyutunun bir başka tehlikeli boyutu da dış politikadır. Önümüzdeki günlerde dış politikadaki Türkiye'nin hangi çizgiye geldiğini hep beraber görmüş olacağız. Şu soruya cevap... Bütün bunlara baktığımızda efendim bu paralel devletmiş falan filan. Şimdi o zaman şöyle bir şey aklıma gelir. Ya paralel devlet olmasaydı biz bu yolsuzlukları nasıl görecektik? İyi ki var mı diyorsunuz? Efendim yani Allah Allah, bütün bu yolsuzluklar, olumsuzlukları nasıl görecektik? Şimdi savcının soruşturmalarına bakıyoruz. Savcının soruşturmalarının tamamında ve bizim de daha önce gündeme getirdiğimiz, sizin ekranlarınızda da özellikle İstanbul'daki imar uygulamaları ile ilgili imar çetesini biliyorsunuz, defalarca burada konuştuk. Bu uygulamalara baktığımızda doğrusu tamamı bu soruşturmanın içinde görüyoruz. Burada bir iftira varsa, eğer gerçekten iktidarı mağdur edecek ya da iktidarın özel yaşamıyla, siyasal yaşamıyla ilgili bir mağduriyet varsa biz buna şiddetle karşı çıkarız. Ama bu kadar yolsuzluğu da hiçbir şey olmamış gibi efendim bunu paralel devletti, şuydu buydu diye kapatamazsınız. Savcıların hesaplarına göre 247 trilyon. Böyle bir para olabilir mi? 247 trilyon. Şimdi bizi ekranlarında izleyen binlerce atanamayan öğretmen, 600 lira taşeron, 600 lira maaşla çalışan taşeron işçi, 700 lira emekli maaşıyla geçinen emekli çiftçi, bütün bunlara baktığımızda bu seçim döneminde çok ciddi projelerimiz vardı. Bu projelerimizin hepsi tartışma konusu oldu. Neydi tartışma konusu? Parayı nereden bulacaksınız? Şimdi 247 katrilyonluk bir rakam, yolsuzluk rakamı varsa bunu getirip sadece bir paralel devlete bağlarsanız bu 76 milyona haksızlık yapmış oluruz. Yasa dışı dinleme kayıtlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında genel başkanımız tarafından bütün Türkiye'ye dinletilmesini doğru buluyor musunuz? Elbette doğru buluyoruz. Bunların hiçbirisi yasa dışı değil, yasal. Nereden biliyorsunuz öyle olduğunu? Evet, fezlekelerde var. Ama savcılık açıklama yaptı. Dedi efendim, ki başbakanın oyla ilgili hiçbir dinleme şeyi yok. Talebi efendim yok, fezlekelerde var. Bakın bu bütün fezlekeler şu anda piyasada bilinen fezlekeler. Böyle bir şey olabilir mi? Bir yasa dışı. İkincisi, dinlemelerle ilgili ilk kez bir ana muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu 2 yıl önce çıktı. Bu herhangi bir demokratik ülkede olsa bütün savcılar harekete geçer. Ben ve arkadaşlarım dinleniyoruz dedi. Ne dedi başbakan? Hatırlar mısınız başbakan ne dedi? Ne korkuyorsunuz dedi. Bir şeyiniz mi var dedi, korkuyorsunuz. Böyle bir anlayış olabilir mi? Şimdi kendileri bu şeyle karşı karşıya kalınca efendim işte bilmem paralel devletti, tuzaktı falandı filandı. Siz de bu pis işleri yapmasaydınız kardeşim. Bir izleyicimiz size diyor ki hükümetle ilgili yolsuzluk eleştirilerini iyi söylüyorsunuz da siz kendinizle ilgili yolsuzluk eleştirilerine cevap verdiniz mi? Ne varsa hesabını verelim. Kadıköy Belediye Başkanlığı döneminde açılmış davaları soruyorlar. Bakın Adalet Bakanlığı bizde değil yani. Adalet Bakanlığı CHP'de, AKP'de. Benim Kadıköy'deki dosyamla ilgili karar verildi. Benim lehime karar verildi. Benim veremeyeceğim hiçbir hesap yoktur. Çok merak ediyorlarsa... AKP Adalet Bakanlığı'nda soruştururlar. Bizim hangi yolsuzluk dosyamız varsa sonuna kadar da hesap veririz. Bu hayatımızın hiçbir alanında, hiçbir alanında siyasal yaşamımız döneminde kursağımıza bir kuruş haram girmiş değildir. Hele Kılıçdaroğlu ile ilgili biliyorsunuz işte geçen dönemde de çok tartışılan bir konuydu. İşte yok SSK'ydı, şuydu buydu, çünkü hiçbir şey bulamadılar Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili. Çok merak edenler varsa da Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem mal varlığına bakabilirler hem de sosyal yaşamına bir bakabilirler. Bir yandan da internette çok yani sürekli olarak her gün neredeyse bir takım yani dinleme kayıtları dolaşıyor. İşin bu noktası itibariyle biraz suyunun çıktığına inanıyor musunuz diye sorar izleyicimiz. Demokrasi herkes için geçerli olan bir kavramdır. İktidar olduğunuzda eğer bunu rafa kaldırır, tamamen kendi lehinize bunu çalıştırmaya kalkışırsanız, sonra size dokununca feryat etmeye kalkışırsınız. Bu tapeler ne zamandan beri kamuoyuna yansıdı? 17 Aralık'tan beri.
Yani olur mu canım hafta... Allah Allah, olur mu? Ergenekon soruşturması, Balyoz soruşturması. Bir gazeteciyle benim, bir gazeteciyle röportaj yapmışız. Gazeteci arkadaşımız daha sonra telefonla beni arıyor. Telefonla bana sorduğu soru şu: bu belgeyi bana maille gönderebildin mi? Ben yoldayım, maille gönderemiyorum dedim. Bul dedim, altına altını doldur dedim. Altını doldur, 7 kez manşet oldu. Neyi doldurabilirim? Benle bir gazetecinin arasında ne doldurabilir? Silah mı doldururuz? Esrar mı? Eroin mi doldururuz? 7 tane gazetenin manşeti oldu ve günlerce televizyonlarda tartışma konusu oldu. Binlerce insanın içinde yargı mensupları dahil olmak üzere, Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri dahil olmak üzere, aile yaşamları günlerce gazetelerde, televizyonlarda afişe edildi. İşte bakın, tam da iktidar, hani başbakan seçim bittikten sonra balkona çıkıyor ya, o balkon konuşmalarında 76 milyonu güvencesiyim. E şimdi sen benim niye güvencem olmadın ya? Niye o insanlara bu mağduriyet yaşatılınca neden buna müdahale etmediniz? Tam tersine, bırakın müdahale etmeyi ve onun üstünde siyaset kurmaya çalıştılar. Sayın Kılıçdaroğlu hayatının hiçbir alanında, kendisini çok yakından bilirim, çok iyi tanırım, devlet terbiyesi almış bir insandır. Yasa dışı herhangi bir şeyi ona kullandırtamazsınız. Tamamen bu ülkenin savcılarının, bu ülkenin polislerinin hazırlamış olduğu soruşturma dosyalarının çerçevesinde bu konuşmaları yapıyor. İyi de ben burada de sana söylüyorum. Şimdi savcılık diyor ki başbakan oğluyla ilgili bir dinleme talebi yok. Ama bir diğer taraftan CHP'nin grup toplantısında biz o dinleme diyor, kayıtları dinliyoruz. Dolayısıyla hangi savcı diyor? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı böyle başkanı. Efendim, onları geçeceksiniz. O tapelere bakın, şu dosyalara bakın. Şimdi önümüzdeki günlerde parlamentoya gelecek fezlekelere hepimiz bakacağız, göreceğiz. Kamuoyunda görmüş olacak. Şimdi bir yandan Ergenekon Balyoz sürecinde dinlemeleri eleştirip diğer taraftan bugün bu dinlemelerin arkasında durmak çelişki değil mi? Efendim, arkasında durmuyoruz bakın. Tam tersine. Hiç kimse dinlenmesin. İyi, biz siz efendim, bunu grup toplantısında bütün Türkiye'ye anlatacağız. Nasıl dinlenmeyecek herkes? Ama bakın, bu soruşturma içindeki, dosyanın içindeki resmi belgelerden bahsediyoruz. Biz gizli, yasa dışı şeyler söylemiyoruz. Onlar maalesef sosyal medyada dönüyor. Yani bunları da efendim biz engelleyecek durumda değiliz. Dinleme kayıtları arasında montaj, dublaj falan olduğuna inanıyor musunuz? Asla inanmıyorum. Tamamı doğru mudur diyorsunuz? Kesinlikle. Tereddütsüz yani. Şimdi iki tane görüş var. Bir tanesi diyor ki bütün bu olup bitenler sandıkta ciddi manada bir AK Parti'nin aleyhinde bir durum yaratacak ve oyları çok düşecek. Üç görüş var. Bir tanesi hiçbir şey, oylar değişmez diyor. Diğerleri de tam tersine, başbakanın arkasında kitle bir mağduriyet olduğuna inanıyor ve arkasında daha da kenetlenecek diyor. Evet. Siz şimdi muhtemelen sonuncuyu savunmazsınız, sonuncuya inanmazsınız. Ama sizin gözlemleriniz önemli. Ben son dönemde özellikle birazdan kehanetlerinizi de konuşacağız. Söylediğiniz her şey çıkıyor. Siz nasıl bir tablo görüyorsunuz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu süreçte tablonun nasıl çıkıp çıkmayacağını çok kestirmek mümkün değildir. Ne yazık ki çok olağan bir dönemde değiliz. Olağanüstü koşullarda şu anda bir seçime gideceğiz. Hiçbir sonuç bu olup bitenleri kapatamaz. Yani kimse zannetmesin, AKP %60 da alsa bunların kapatılması mümkün değildir. Buna hep herkesin emin olması lazım. Bunu bilerek ve inanarak söylüyorum. Yani efendim, tabii ki rey çok önemlidir. Vatandaşın demokrasilerde vazgeçilmez temel unsurdur. Ama biz %60 oy aldık. Efendim, bu yolsuzlukların hesabını vermeyelim mi diyeceğiz yani? Böyle bir şey mi olacak? Yarım yamalı bir demokrasimiz var. Bakın, dünya coğrafyasına baktığınızda ne yazık ki maalesef dönüştürememişiz. Bu coğrafyada İyi kötü bir demokrasiyle kazanılmış bir demokrasi var. Bu demokrasiyi rafa kaldırmak bu ülkede yapılabilecek en büyük tehlikedir. Bir kere öncelikle oy kullanacak vatandaşlarımıza, herkesin reyine saygımız var. Kime verirse versin. Ama bunların hesabı sorulmadan vatandaşın, özellikle olup bitenler konusunda, efendim olsun bizimkilerdir, ne yaparsa yapsın anlayışı kabul edilecek bir anlayış değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Baykal, İSKİ olayını, biliyorsunuz İSKİ olayı organizeli bir siyasal bir iş değildi. Tamamen bir bürokratın hatasından kaynaklı çıktı, kamuoyundan özür diledi Sayın Baykal. İSKİ'den dolayı. Siyasetçiler
özür dilemek bir erdemli bir iştir. Burada korkulacak bir şey yok. Bütün bu olup bitenlerle ilgili bugüne kadar hiç kimse, yani efendim şimdi şöyle bir şey, bir an düşünüyorum. Yani paralel devlet mi bu paraları sizin evlerinize koydu? Ya bir soralım yani, nasıl oluyor bu? Bu nasıl bir anlayıştır? Bir iş adamı sizi mahkum etmiş, neredeyse hepinizi bir şeye bağlamış. Bir ülkenin güvenlik bakanı, İçişleri Bakanı telefonda diyor ki kapında bilmem ne olurum diyor. Bütün bunları biz görmemezlikten geleceğiz. Efendim biz sandıkta işte şu oyu aldık, biz kapattık. Sandıkta %90 da alsanız kapatamazsınız kardeşim. Bunun kapanması mümkün değildir. Türkiye küresel bir ülke haline geldi. Bugün dünya ile entegre olmuş bir ülkeyiz. Bakın şu anda oturduğumuz bu şehire baktığımızda sağımızdaki solumuzdaki AVM'ler, bankalar, holdinglerin önemli kısmı yabancı sektörün. Ya bunlar şaşkınlıkla izliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar kuralsız bir ülke olabilir mi? Efendim biz çaldık çırptık. Bizim çaldığımızı çırptığımızı bu devlet görmesin. E görürse o zaman bu paraleldir. İzmir'deki savcı hangi cemaate bağlıdır? Vallahi ben artık orasını takip edemiyorum. Efendim kimin hiç nereye, adam çıktı dedi ki ben Cumhuriyet savcısıyım. Bütün operasyon yapılacak. Operasyon için polise talimat veriliyor. Hukuk sistemine bakın, böyle bir devlet anlayışı olabilir mi? Polis, emniyet müdürü ben polis göndermem diyor. Yahu kardeşim, yasal bir iştir. Burada suç işliyorsun. Hemen bakanlık devreye giriyor. Derhal o soruşturmayı durdur diyor. Savcı hukuk terbiyesi almış. Sayın bakan ya da müsteşar kimse, ben bu soruşturmayı durduramam diyor. Ben rapor ederim ve rapor ediyor, kamuoyuyla paylaştı. Bu herhangi bir ülkede olsa yer yerinde oynar. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? O savcıya bakalım, hangi paralel yapıya bağlıdır? Tamamen Cumhuriyet savcısı. Önce çıktı paralel devlete, paralel yapıya bağlı dediler. Sonra baktılar ki evet kesinlikle herhangi bir şeye bağlı değil. Sonra oraya bir şey bağlayacaklar. Bu CHP'de aday olacakmış. Olabilir. Son derece doğal. Ya bu ülkenin savcısı, bu ülkenin hukukçusu siyaset yapamaz mı yarın ayrıldığı zaman? Bunu savunabilecek herhangi bir şey söz konusu değil. Çıkacak, Türkiye'ye daha çok zarar vermemek için yapılması gereken bir iş var. Pişmanlık yasasından mı faydalanırlar? Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkenin demokrasisine zarar vermemek için mutlaka en azından bu aklı selim AKP'de siyaset yapan insanların bu süreci iyi okumaları lazım. Size bir şey soracağım. Bu Ergenekon hükümlüleri, artık tutukluları değil, teker teker dışarı çıktılar. Sahiden aralarında mağdur olanlar olduğunu ben de zaman zaman yazdım, söyledim. Sizin partiniz de çok sıklıkla söyledi. Fakat ortada bir garip bir tablo yok mu? Sanki burada da çok adil ve kamuoyu vicdanını rahatlatan bir resim ortaya çıkmamış gibi. Yani ortada tahliyeleri biliyorsunuz, kimlerin tahliye olduğunu, tek tek isimleri söylemeyeyim. Siz bu resim, işte adalet, yaşasın adalet diyebiliyor musunuz? Kesinlikle denilebilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz uzun süredir 2010 referandum döneminde Sayın Baykal 26 maddenin 2 maddesini çekin, 24 maddeyle ilgili biz de oy verelim, referanduma gitmeyelim, bu ülkenin parasını çarçur etmeyelim demişti. Ama ne yazık ki bu iktidarı ikna etmek mümkün olmadı. İki şeyle ilgili, bir tanesi biliyorsun özel yetkili mahkemelerdi. Herhangi bir hukuk sisteminde özel yetkili mahkemeler olmaz. Darbe dönemlerinde olur özel yetkili mahkemeler. 11 yıl özel yetkili mahkemeler birçok insanı mağdur etti. 11 yıl siz çıkacaksınız kamuoyunun önünde, diyeceksiniz ki ben bu davanın savcısıyım diyeceksin. Ve binlerce insanı mağdur edeceksin. Sonra da çıkacaksın, çocuklarınızı ve iş adamını kurtarmak için biz özel yetkili mahkemeleri kaldıracağız. Kaldırılabilir, hiç itiraz yok. Biz de kaldırılmasında yanayız. Ama sapla samanı birbirinden ayırt etmemiz lazım. Böyle bir yasa olur mu? Bir, gerçekten mağdur edilmiş. Burada özellikle tahliye edilen birçok gazeteci, siyasetçi, asker, bunlar
nasıl mağdur edildiğini hepimiz biliyoruz. Ama çeteleşmiş, adam öldürmüş insanları da bu torbanın içine koyarsanız bu toplumu vicdanını kanatırsınız. Maalesef toplumun vicdanı da kanamıştır. Siz Mustafa Sarıgül Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri gelirken, yani kabul edilecekken siz ben oyumu kullanacağım ve kabul edilmesi yönünde, yani evet, geri gelmesi yönünde oy kullanacağım dediniz değil mi? Tabii. Siz de aynı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldunuz. Evet. Sarıgül'de oldu. Aday oldum. Aday aday oldu. Sonra Sarıgül aday oldu. Evet. Pişman mısınız o kararınızdan dolayı? Asla tabii. Niye pişman olayım? Öyle şey olur mu? Bu kararı ben almış değilim. Bu karar bir partinin önemli kurulu, MYK'sı bu kararı alıyor ve genel başkanı bu kararı alıyor. Parti meclisinde de geçiyor. Bu kararda arkadaşlarımız böyle bir karar verdiği için bize de ancak bu karara saygı duymak yakışır. Başka yapılacak bir şey yok. Ama tabii ki Sosyal Demokrat partilerde, hele bizim CHP gibi bir siyasi partide biz ısrarla, toplumun şöyle bir beklentisi var. Biz de AKP'lileşelim. AKP'lileşirsek demokrasiye zarar veririz. Siyasi partilerde farklılık o partinin zenginliğidir. Keşke AKP'de de bu farklılıklar olabilseydi. Belki bu meseleleri de yaşamamış olacaktı. Bu farklılıklar ayrıştırma anlamı taşımaz. Şimdi doğal olarak tabii ki bir arkadaşımız orada sanki biz ayrı kutuplardaymışız gibi. Asla. Ne zamana kadar? Bir yarışa kadar. Yarış sonuçlandıktan sonra hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olması için mücadele edeceğiz. Ben de o mücadeleyi sonuna kadar devam ediyorum. Ve neredeyse her gün 4 tane il dolaşıyorum. Sarıgül'le birbirinizden pek haz etmediğiniz söyleniyor. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Öyle bir niye haz etmiyorum? Öyle bir nereden çıktı? Ben Sayın Sarıgül'le çok özel bir dostluğum ya da bir arkadaşlığım da yok. Yani Sayın Sarıgül'le benim ilişkim iki kez merhabalaşmışız. Bir tanesi rahmetlik annemin. Yani bu bir garip değil mi bu? Hayır olmadı ama böyle bir 5 yaşında çocuğa söyleseniz bir tuhaflık bulur bunun içerisinde. Ama partinin şöyle bir şey oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı iki kere görüşmüşler. Hayır. Haz etmiyorsunuz deyince benim haz etmemem için bir insanı tanımam lazım. Yani tanımadığım bir insanla ilgili böyle bir cümle nasıl kullanabilirim? Geçmiş dönemde Sayın Sarıgül başka bir siyasi hareketteydi. Ben başka bir CHP'nin il başkanıydım. Ama bugün Sayın Sarıgül'le benim herhangi bir sorunum söz konusu değil. Geçen günde beraberdik, seçim bölgesinde dolaştık. Şimdi böyle bir eleştiri var. Deniyor ki Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanı. İstanbul, evet, İl Başkanı döneminde sahiden başarılı bir adamdınız. Yani o dönemki yani yerel seçim sonuçları ortada. Fakat sizin hiçbir tane fotoğrafınız yok. İstanbul Belediye Başkanı adayınızla bir arada hiçbir seçim çalışmasına katılmamışsınız. Dolayısıyla ama bu sonuç çıkmasından anormal değil bence. Hayır. Benden kaynaklanan bir niye sorun yok. Niye katılmıyorsunuz Sarıgül'ün kampanyasına? Ben partinin genel başkan yardımcısıyım. Evet. Yani ne zaman bir talep gelse ben red mi ettim? Herhangi bir talep gelmiş. Oradan bir talep gelmedi. Elbette ya, ben şey değilim. Sonuç itibariyle Sayın Sarıgül de partinin ne olduğunu, particiliğinin ne olduğunu bilir. Tabii. Böyle bir talep gelmediği sürece şu ana kadar herhalde Sarıgül'den size hiçbir davet gelmedi. Hayır, hiçbir davet gelmedi. Geldiği zaman ben CHP'liyim. Benim için öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olması. Böyle bir davet gelmemiş olması biraz anormal değil mi? Efendim, yani davet, ben tabii bir davet, özel bir davet bekleyen bir insan değilim. Siz bir röportaj verdiğinizde bir şey, yani röportajın 3/2'si sanırım İstanbul'dan bahsediyorsunuz. Evet. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'u, yanılmıyorum çok değil mi? Çok iyi biliyorum. Şimdi İstanbul Belediye Başkan adayınızın sizi davet etmemiş olması af gelmiyor mu size de? Yani boş verin Gürsel Tekin. Ya ben tabii bir özel bir davet bekleyen bir insan değilim. Geçen gün Sayın Genel Başkanımızla, Sayın Sarıgül'le biz 3. bölgede çalışma yaptık. Beraber dolaştık ama bana ihtiyaç duyulduğu an ben bugün Türkiye coğrafyasının tamamını geziyorum. Geçen hafta Uşak'taydım, Kocaeli'ndeydim, Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, buraları dolaştım. Ve buradan da hemen özellikle Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan örgütlerimizi kutluyorum. Gerçekten olağanüstü bir hazırlık yapmışlardı. Sayın Genel Başkanımızı büyük bir coşkuyla karşıladılar. Bunu da hemen ifade etmek istiyorum. Ben genel başkan yardımcısıyım. Daha çok Türkiye'nin her yerini dolaşıyorum. İstanbul'da da bütün ilçelere, geçen hafta Tuzla'daydım. Önümüzdeki günlerde birçok ilçede olmuş olacağım. Yani evimde yatan bir insan değilim ben de. Siz iki bakan çocuğu ve Reza Zarrab'la ilgili dediniz ki bir tarih verdiniz ve bunlar çıkacak dediniz. Evet. Enteresan bir şekilde bir iki gün yanılma oldu. 3 gün mü oldu? 3 gün bir rötarla söylediğiniz çıktı. Hı-hı. Nereden biliyordunuz? Görünen köy kılavuz ister mi? O kadar görünüyor muydu o köy? Tabii ki. Nereden görünüyor? Nereden? Efendim, anlatın, nasıl bize, biz de görelim bakın o köy nasıl görünüyorsa. Hemen şunu söyleyeyim.
bir soruşturma başlıyor ayın 17'sinde. Peşinde ayın 18'inde neredeyse hükümetin bütün kabinesindeki bakanlar özel ilgileniyor iş adamı ile ilgili. Gece yarısı kanunlar çıktı. Hemen hemen neredeyse emniyet teşkilatının tamamı değiştirildi. Savcılar, hakimler değiştirildi. Bunlar niye değiştiriliyor? Türkiye'nin hukuk sistemi daha iyi olsun diye mi değiştiriliyor? Keşke öyle olsa. Ben bir başka programda da söylemiştim, burada da söylemek istiyorum. Bütün bu tapeleri mapeleri bir tarafa bırakalım. Bu iş adamının ofisine giriş çıkışların kameralarını kamuoyuyla paylaşalım. Türk siyasetinin ne kadar kirlendiğini fotoğrafını göreceğiz. Hayır, iş adamının ofisine giren herkes kirli demek çok ağır bir efendim, tam olmaz. Elbette girişte kimlerin girip, şimdi benim ne işim var mesela, niye girerim? Bir bakan ne işi var? Bakan çocuklarının bir iş adamının orada ne işi olabilir? Hadi tamam, sıradan vatandaş gidebilir, dostları gidebilir. Bakan çocuklarının bir iş adamı, yabancı iş adamının ofisinde her gün ne işi olabilir? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bütün onları gördüğümüzde, o kameraları açtığınızda Türkiye'deki siyasetin ne kadar kirlendiğini, ne kadar pislendiğini çok net bir şekilde görebiliriz. Bu soruşturmaları götürenlerin kimlerin olduğunu 17 Aralık günü bir kısmı bırakılan bir kısım insanların hakiminin kim olduğuna da bakmamız lazım. Hangi AKP grup başkan vekilinin yakınıdır? Yani Türkiye'de maalesef öyle bir duruma geldi ki bu konuda bütün toplumsal duyarlılıkla biz bu meseleye sahip çıkmamız lazım. Demokrasi rafa kaldırmak istiyorlar. Demokrasi vazgeçilecek bir mesele değildir. Yani bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Şimdi sizin bu kehanetiniz tabii tutunca herkes sizin yeni ne söyleyeceğinize merak sardı. Onu da ben aldım yazdım. Sonra da tabii büyük sıkıntı olmuş galiba. Evet yani. Siz dediniz ki 15 gün. Siz de eksik yazdınız. Hayır, ben ondan önce onu doğru yazdım da maalesef sizin yani partide biraz okumada şey var. Tamamını okumuyorlar herhalde. Siz şunu söylemediniz mi? Yanlış bir şey söylediysem düzeltin. Dediniz ki ben şu anda Türkiye'de sandık güvenliği olduğuna inanmıyorum dediniz. Evet. Dolayısıyla ben seçim sonuçlarında ciddi bir manipülasyon riski görüyorum. 15 gün önceden gideceğim noterde yazacağım, görürsünüz. Aynısı çıkmazsa bir şey bilmem dediniz. Hı hı. Ben bunu iki kere yazdım. Birincisinde tamamen böyle yazdım. İkincisinde de diğer türlü yazdığım için daha fazla dikkat çektim. Maalesef o da benim kusurum değil. Evet. Nasıl bir iş görüyorsunuz? 15 gün önce seçimden 15 gün önce notere nasıl bir seçim sonucu tahmini yapacaksınız? Seçimlerin güvenliği iki bakana bağlıdır. Bir tanesi Adalet Bakanlığı, bir tanesi de Güvenlik Bakanlığı. Bak adında yazıyor Güvenlik Bakanlığı. İşte İçişleri Bakanlığı dediğimiz. Şimdi bu iki bakanın son 70 günlük uygulamalarına baktığımızda size güven veriyor mu? Siz gazeteci olarak size soruyorum. Gerçekten bu son 70 günlük uygulamaya baktığımızda herhangi bir vatandaşımıza güven veriyorsa hiç itiraz etmeyeceğim. Şimdi bu iki bakanlık güvenlik alacak. Bu iki bakanlığın alacağı güvenlik konusunda çok ciddi kaygılarımı burada da söylemek istiyorum. Bakın, insanların reyleri namuslarıdır. Namuslarını yurttaşlarımız 80 yaşında 90 yaşındaki yurttaşları gelecek, reylerini oylarını kullanacak. O oyların güvencesi devlet olur. Bütün gelişmiş ülkelerde seçmenin güvencesi devlettir. Maalesef devlet kavramı ortada kaldırıldığı için benim bu konuda çok ciddi kaygılarım var. Özellikle son dönemlerde, inşallah yanılmış olurum, bu provokasyonlara toplumun çok duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Sadece 25 ile ilgili değil, yani ben daha aşmak istemiyorum. 2 yıl önce de hatırlarsanız birçok şey konuşmuştuk. Ne diyorsam, ne söylüyorsam bilinçli bir şekilde söylüyorum. Ve ben Rahman'ı söylüyorum. Öyle bir şey falan da değilim yani. İnanarak söylüyorum. Ve siyaseti de çok yakından izlediğim için söylüyorum. Keşke bizim daha önceki uyarılarımız ciddiye alınabilseydi. Ben 1,5 yıl önce 8 maddeli, şimdi dinleme furyaları çok tartışılıyor ya, 8 maddeyle ilgili soru önergesi verdim. Başbakan'a sen dinleniyorsun dedim. Hadi bizim muhalefet olarak dinlenmemizin bir anlamı olmayabilir. Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinleseniz ne olur?
Sayın Kılıçdaroğlu ihale vermez, ihale almaz, dış politika konuşmaz. Zaman kaybı olur Sayın Kılıçdaroğlu. Siz başbakanın dinlendiğini biliyor muydunuz? Soru önergem orada 1,5 yıl önce bir gazetenin sür manşetindeydi. Ve biliyor muydunuz yani? Efendim bilemem, ben soruyorum. Ya yapmayın Allah aşkına böyle siyah. Ya o kadar burası meclis kürsüsünde hiç konuşuyoruz yani. Her soruya soruyla cevap vermeyin. Başbakanın dinlendiğini biliyor muydunuz, bilmiyor muydunuz? Efendim biz dinleniyorsak başbakan niye dinlenmesin? Ya bir kuralsızlık varsa bir ülkede, o kuralsızlıkta kimin dinlenip dinlenmediğini kontrol edebilir misiniz? Hukuk sistemi işlemiyorsa, mesela o benim soru önergemden sonra soruşturma açıldı mı? Madem ki öyle, şimdi biz dinleniyoruz diyenlere, şimdi ben soruyorum. Bütün buna rağmen başbakan kendisi itiraf etti. Hadi bırakın beni. Ana muhalefeti ciddiye almadınız, tamam. Televizyonda başbakan 8 ay önce evet ben de dinlenmişim demedi mi? Ben de dinleniyorum diye bir başbakan eğer böyle bir itirafta bulunuyorsa savcılar soruşturma açmaz mı? Açıldı mı o soruşturma? Niye açılmadı? Niye açılmadı? Efendim soruyorum, niye açmadınız? Yani bir ülkenin başbakanı yasa dışı dinleniyorsa ve burada bir soruşturma açılmıyorsa bu çok manidar bir olay değil midir? Bütün bunları kamuoyunun bilmesi lazım. Öyle bir gece yarısı efendim bilmem şu oldu falan, böyle bir şey yok. Hiç kimse yanıltmasınlar ya. Şimdi Sayın Tekin, bir de şöyle bir durum var. Bütün bu olayların sonunda bugün geldiğimiz yerde bahsettiğiniz argümanlar, savunduğunuz argümanların hepsini bir kenara koyarak söylüyorum. Böyle bir sokakta da böyle bir ne yazık ki çok herkesi mutsuz edecek ve sonuçta Türkiye'ye çıkacak faturası bir kargaşa iklimi baş göstermek üzere. Şimdi Ana Muhalefet Partisi'nin de sorumluluğu değil midir? Buna dair bir çözüm üretmek, insanları sokaktan değil gerçek bir demokraside olması gerektiği gibi sandıkta daha demokratik bir mecrada tepkilerini verebilmelerini sağlamak. Siz CHP'nin bu anlamda doğru bir politika izlediğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Niye doğru bir politika izlediniz? Hemen burada kamuoyuyla da paylaşmak istiyorum. 2011 yılında seçim biter bitmez Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz 18 maddelik kanun teklifleri hazırladık ve parlamentoya verdik. Bunun içinde özel yetkili mahkemeler var, dinlemeler var. Efendime söyleyeyim, demokrasinin önündeki önemli engeller var. Siyasi partiler yasasının önündeki engeller var. Bunların bir tanesi maalesef raftan aşağı indirilmiş değildir. Şunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Muhalefet partisi olarak, bunu samimi olarak söylüyorum, çok ciddi sorumlu davranmışız. Ve demokrasinin önündeki, özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılabilmesi için yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık. Ama o gün hiçbirisi buna ihtiyaç duymadı. Şimdi ihtiyaç duymaya başladılar. Böyle bir şey anlayış olabilir mi? Niçin indirmediniz? Yani ana muhalefet lideri 2 yıl önce feryat ediyorsa, ben dinleniyorum diyorsa, siz hükümet olarak ya durun kardeşim, ne demek? Bu ülkenin ana muhalefet lideri, ana muhalefet milletvekilleri dinlenebilir mi diye bir demeç duydunuz mu? Tam tersine. Efendim ne korkunuz var, bunları söylüyorsunuz. Bizim bir korkumuz yok. Bak şimdi başınıza geldi. Etme bulma dünyasıdır. Size vatandaş Gürsel Tekin olarak bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. İlker Başbuğ Cumhurbaşkanı adayı olsun verir misiniz? Efendim bakın, şimdi daha önümüzdeki kritik süreç var. Bir 30 Mart seçimi var. 30 Mart seçimin nasıl sonuçlanacağını, demokrasinin rafa kaldırıldığı bir ortamda Cumhurbaşkanı seçiminin kim olup olmayacağını bugünden kararlaştırmak ya da bugün bir şey söylemek. Yok, ben size kararlaştırmayayım. Vatandaş elbette olarak aday olsa oy verir misiniz soruyorum. Efendim kimin adaylaşacağını ben burada karar verecek değilim. Tabii ki Sayın Başbuğ çok kıymetli bir insandır, hiç tereddütsüz. Ama 30 Mart Türk demokrasisi için çok önemli bir süreçtir. Demokrasi sınavı veriyoruz 30 Mart'ta. Bu soruya da cevap vermediniz. Cevap veriyorum. 30 Mart'ı sağlıklı bir sonuçlandıramazsak Cumhurbaşkanlık seçimi de genel seçimde çok ciddi sıkıntılı geçebilir, onu söyleyeyim. Siz siyasete Deniz Baykal'ın girişimleriyle atılmış birisiniz, yanılmıyorum değil mi? Hayır, ben 30 yıldır siyasetteyim. Deniz Bey ama döneminde il başkanımız Deniz Baykal sayesinde. Doğru, evet. Yanılmıyorum. Yani İstanbul, evet, Başkanı doğru olmanız. Doğru. Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı adayı olması fikrine nasıl bakıyorsunuz? Elbette, niye olmasın? İlker Başbuğ için aynı şeyi söylemediniz ama. Efendim şimdi bak, Deniz Bey partinin genel başkanlığını yapmış. Çok ciddi emeği olan, Türk siyasetinde gerçekten
büyük katkısı olan, dış politika konusunda, iç politika konusunda büyük deneyimleri olan bir insandır. Ve Sayın Baykal'ın bu iktidarla ilgili önerileri ciddiye alınabilseydi bugün bu iktidar ve bu başbakan bu mağduriyetlerle karşı karşıya kalmamış olurdu. Ara veriyoruz. Aradan sonra bunu konuşalım. Canlı yayında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de devam edecek. Bunu konuşalım'a devam ediyoruz. Canlı yayındayız. Saatlerimiz 12.20. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin konuğumuz. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki sizin o biraz önce dediniz ya ben 8 soruluk bir başbakana önerge verdim. Hı-hı. Bu dinleniyor musun diye sordum. O önergede başbakanın evinin altından kablo geçiyor mu diye bir soru vardı diyor. Evet sorduk. Ne evet, demek bu? Nasıl? Soruyoruz yani bu belirsizlik varsa bir ülkenin başbakanı ben küresel oyuncuyum diyor. Şimdi gerçi küresel oyuncak haline döndük. Küresel oyuncuyum diye bir başbakanın dinlenmesi ana muhalefeti çok memnun etmez. Ana muhalefet olarak elbette biz uyarılarımızı yaparız. Ama maalesef uyarılarımızın hiçbirisi ciddiye alınmadı. Ne yapalım? Ama evinin altından kablo geçiyor sorusu. Bilemiyorum. Biz sorduk sadece. Sonra kendisi itiraf etti. İtiraf ettikten sonra kablo da soruşturma aç. Bilemem. Onu başbakana soracaksın. Yani bu soruşturma ben şimdi soruyorum. Bütün buna rağmen başbakanın itirafına rağmen niye soruşturma açılmadı? Ya yani bir ülkenin başbakanı dinleniyorsa kendisi de itiraf ediyorsa itirafına rağmen soruşturma açılmıyorsa o zaman orada başka şeyler vardır. Çok enteresan. Evet. Anketleri soruyor izleyicilerimiz size. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci adamısınız ve dolayısıyla anketler önünüze de geliyor. Dur, bizim bildiğimiz kadarıyla İstanbul ve Ankara'da AK Parti önde, Cumhuriyet Halk Partisi de İzmir'de önde gidiyor bir hayli. Onun dışında Antalya'da nasıl durum? Mesela diğer illerde... Sizin bildiğiniz nedir? Mesela kim hangi anket firmaları? Şimdi anket firmalarına baktığımızda anket firmaların çoğu ne yazık ki çok bağımsız kuruluşlar değildir. Şu anda kamuda hepsi iş yapıyor. Bakanlıklarda iş yapanlar, belediyelerde iş yapanların hiçbir tanesini bağımsız kamu yoklaması şirketleri sizin olarak kabul etmiyor. Sizin yaptırdığınız anketler bağımsız kamuoyu şirketleri var mı? Şu anda biz bir herhangi bir kamu yoklaması şey yapmış değiliz ama ben sahadaki gözlemlerimi söyleyeyim. Çok sayıda il ekliyoruz yani buna Adana gibi, Denizli gibi bir özellikle bütün şehirler konusunda çok sayıda şehir ekliyoruz. Hı hı. Ufak illerde özellikle Anadolu'da çok mesela Kars'ı, Ardahan'ı, Erzincan'da çok iddialıyız. Seçmen 89'da yaptığı gibi biliyorsunuz 89 döneminde kamu yoklaması şirketleri %68 olarak vermişti. Vatandaş millet ters düz etti. Bu dönemde ters düz edecektir. Buna emin ol. Adana dışında başka nerelerde Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili? Denizli ekleniyor, Manisa ekleniyor. Bursa'da çok iddialıyız. Balıkesir'de çok iddialıyız. Yani önümüzdeki günlerde çok sayıda iller ekliyoruz. İstanbul, Ankara'yı da rahatlıkla alırız. Yani dün ben Ankara'daydım. Ankara'nın 4 tane ilçesini dolaştım. Sayın Mansur Yavaş konusunda gerçekten çok büyük bir şey var. Bir ilgi var. Gerçi yeni şeyler billboardlar asmışlar Sayın Hüseyin Aygün'le Sayın Mansur Yavaş'ı yan yana koyarak. Zaten CHP'nin en büyük talebi bu. Türkiye'nin bütünlüğünü sağlamaktır. Farklılıkları bir araya getirmektir. Kim yaptıysa cehaletinde yapmış ama bu bence çok da abes bir şey değildir. Teşekkür ederiz. Güneydoğu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu nasıl diye sorar. Siz geziyorsunuz. Tabii Doğu'da, Güneydoğu'da çok farklı. Yani Doğu, Güneydoğu daha çok BDP'nin hakimiyetinin olduğu illerdir. Aslında çok da tartışılan bir konudur. Yani niçin orada var olmuyorsunuz tartışması da çok uzun bir tartışma. BDP'nin şu anda siyaset yapanları çoğu geçmiş dönemlerde SHP'de ve CHP'de siyaset yapanlardı. Ama bu kez her şeye rağmen... çok iddiamız var yani oylarımızı arttıracağız orada. İstanbul'un ilçelerinde durumu nasıl görüyorsunuz? Sizin il başkanlığınız döneminde önemli bir başarı kaydettiniz ve bayağı evet. Bir ilçe kazandınız. Yine çoğunluk AK Parti'de ama yani sizin kaç ilçeye çıktı sizinle birlikte? 12 ilçe, Şişli'li 13 ve 7 ilçeyi de çok az oyla kaybettik biliyorsunuz. 300 evet. Oy, 500 oy, 700 oy. O dönemde de yine bu maalesef bu kumpaslar döndü. Gece yarısı elektrikler kesildi. Kadıköy ilçe belediye başkan adayı olmayı niye kabul etmediniz? Onu 2009'da isteseydim ederdim. Ben partinin genel başkan yardımcısıyım. Benim iddiam İstanbul'la ilgiliydi. Olmayınca tabii ki
ilçeyle ilgili herhangi bir talebim söz konusu olmadı. CHP'de Baykal ekibinin, Baykal'ın belediye başkanı yaptığı isimlerin tasfiye edildiği söyleniyor. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Ama hep söyle. Bakırköy gitti, Beşiktaş gitti, Kadıköy gitti. Efendim, hepsi bunun, değişti. Bunların hepsi Baykal'ın adayları, başkanlarıydı. Biz de Baykal'ın ekibiyiz yani. Sayın Kılıçdaroğlu da ben de Baykal'ın ekibiyiz. Ben Sayın Baykal'ın il başkanıydım. Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Baykal'ın grup başkan vekiliydi. Partide öyle bir ekipleşme, ayrıştırma şey söz konusu değil. Yani öyle bir şey mümkün değildir. O çerçevede bakmak yanlıştır. Kadıköy Belediye Başkanı adayını siz mi belirlediniz? Hayır. Sizin belirlediğiniz söyleniyor. O söylenebilir, herkes söyler. Partinin MYK'sı belirler, ben niye belirleyeyim? Yani benim o kadar gücüm olsaydı kendimi belirlerdim. Güzel, bu çok güzel, bu işte bu güzel oldu. Öyle bir kırgınlığınız var mı Kemal Bey'e? İstanbul Belediye Başkanı adayı yapılmadığınız için. Asla bir kırgınlığım yok. Hiç niye kırgınlığım olsun? Ya ben talebimi, projelerimi, İstanbul'la ilgili hayallerim vardı. İstanbul gerçekten özellikle son 20 yıllık AKP iktidarında betona teslim edilmiş, ranta teslim edilmiş bir iktidar, bir şehir. İstanbul bunu hak eden bir şehir değildir. İstanbul bugün dünyadaki gelişmiş şehirlerle rekabet edebilecek bir kenttir. İstanbul'un yılda 30 milyon, 40 milyon turist alması gerekiyor. Ne yazık ki İstanbul'u öyle bir hale getirdiler ki İstanbul bugün sağınıza baktığınızda, solunuza baktığınızda beton yığınlarla dolu. Ulaşım sorunu çözülebilmiş değil, altyapı sorunu çözülebilmiş değil, mülkiyet sorunu çözülebilmiş değil. Bakın, kültür başkenti İstanbul'un %28'inin mülkiyet sorunu var. %28 mülkiyet sorunu bizim için namus borcudur. CHP iktidarında çok kısa süre içerisinde çözülecektir. İstanbul'da oturuyor 50 yıldır. Hatta 100 yıldır oturanlar var. 100 yıldır halen tapu sorunu, mülkiyet sorunu çözülebilmiş değildir. Çok kolay çözülür. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bunu konuşalım, bitti. Önümüzdeki hafta biz yine buradayız. Hoşçakalın.